70 yıldır dünyada böyle tanınan bu ideolojinin bir rüya, bir boş hayal, insanlara ancak perişanlık, sefalet, fukaralıkta eşitlik sağlayan bir dünya görüşü, bir tatbikat, bir uygulama olduğu görüldü. Üstelik bunu onu kabul etmeyenlerin görmesi değil, önemli ve öncelikli olan bu ideolojiyi benimseyen ve üstünlüğünü iddia edenlerin ağzından bu gerçeğin ifade edilmesi çok daha önem arz eden, çok daha stratejik manası olan bir hal oldu. Bu sebeple işte demir perdeler yıkıldı, utanç duvarları kırıldı, döküldü, parçaları anı olarak evlere taşındı. Bu Marksizmin boşluğu, doğurduğu boşluk, doldurulmaya muhtaç bir boşluk olarak da insanlığın ve diğer ideolojilerin önünde bir yeni alan oluşturdu.